bağırdı. Gereksiz atraksiyonlar. Ha arkadaşlar, bu arada buraya plansız geldik. La Rambla dedikleri meşhur sokak. Bu sokak bitince aşağıda böyle akıyor denize doğru. Biz dün akşam bu sokağa girmemiştik. Şimdi baktık çok insan yoğunluğu var. Geldik. Hep abi şey, sonraya nokta bayağı telafon. Ya şey işte, kuyumcu, gözlükçü, pizzacı falan. Çok orijinal şeyler yok. Oraya doğru. Barcelona'da biraz hayal kırıklığı uğratan şey o oldu. Yani her şey çok turistik. Belki bilmiyorum, biraz bende de şey hatası var. Güney Amerika'ya gittim ya daha önce. İşte onlar da İspanyolca konuşuyorlar ya, böyle sanki Güney Amerika'dan sonra işte İspanya'dan da sanki o enerjiyi alacağım gibi düşünmüşüm galiba. Ve onu bulamayınca biraz şey oldum. Burası Avrupa ya. Yani tipik İspanyol ayakkabısıymış bunlar. O da yapılıyormuş. Gotik tarzı. Böyle çok dar sokaklardan Fransa'da da çok var. Metz'te var, Strasbourg'da var. Tabi buradaki bayağı uzun ve devasa. Oradakilere göre. Burada şimdi bir sürü böyle küçük sokaklar başlıyor arkadaşlar. Sağlı sollu. Buradan da başka bir tane gidiyor. Aşağıda soldan gidiyor. En aşağıda soldan bir tane daha gidiyor. Şimdi buna geçmeye karar verdik. Şimdi güzel bir fotoğraf çekilmek istiyorduk şunun olduğu yerde. Bilmiyorum, burada tam kameradan gözükmüyor galiba ışıktan dolayı. Kule gibi bir şey var. Arka sokağındaydık. Yani fotoğraf alıyor. Fotoğraf görevlerini ona verdim biliyorsunuz. O alsın. Ondan sonra bu sokağa girelim. Bu sokak daha sakinmiş. Wow, çok cool bir restoran varmış ya. Bu ne öyle? Sahilde yediğimiz burada 16 oluyordu. Burada 12. Ve ikisi de değişik, güzel güzel. Maktop, aynı foto. Dün çok güzel birkaç tane restoran gördük yolda. Dedi ki ha şu sokaktan, ha bu sokaktan derken gez bulamadık. Sonra dedi keşke fotoğraf yapsaydın. O yüzden şimdi şey diyorum, fotoğraf yap. Güneşli bir sokağa çıktık. Viyana bayağı yürüyor, seviyorum. Yani benimle tatil yapacak kişi bayağı yürüyebilmesi lazım yani. Böyle öf yoruldum, ettim oldum. Yanındakine gidip bakıyorum. Bu da kesin çok ünlü ama giriş buna yok galiba. İnsan sadece önünde fotoğraf çekiliyorlar. Hangi sokaktayız acaba ya? Şuradan bir Google Map'i açıp bakmak lazım. Akrobatik gösterisi galiba. Vivi! Sorry! Beni görmedi. Baby sorry. Ha okey. Onları sıraya diziyorlar. Ya üstünden atlayacak onların. Galiba şu arkadaki atlayacak. Gelecek bunların üstünden takla atarak. Pizza aldım. Sonra akşam yemeğinde bayağı büyük bir şey yiyeceğiz ama küçük bir enerji toparlamak istedim. Böyle sempatik bir yerdeyiz. Pizza çeşitleri. Bir meydana gitmiştik. Oradan aşağı iniyoruz şimdi. O yolun kenarında gördük burayı. Pizzaya benzeyen şeyler var ama pizza değil. Tadı da pizza gibi değil ama işte pizzacık, bir dilimcik. Keresinde akşamında burada şarap içmiştik. Çok geçti. Gündüz gözüyle hem oturamamıştık hem de size gösterememiştik. Biz de görmemiştik. Şimdi gündüz gözüyle geliyoruz arkadaşlar. Burası da meşhur bir köşe. Yalnız şöyle bir şey var. Bak size sokağı da göstereyim. Carrer de Colom adı. Mesela diyelim çok yer gezdik biz. Kilise, milise, odur budur. Hiçbirinin yanında İngilizce açıklama yok. Yok yani. Türkiye o yandan iyi. Aynısı şeyde de vardı. Kolombiya'da. Bir sürü değişik yere gittik. Bir tane İngilizce açıklama yok. Şu yılda yapılmıştır. Atıyorum savaştan önce şudur, odur budur. Mesela burası Katalonya. Yani bunlar biliyorsunuz İspanyollardan ayrılmak istiyorlar. Bambaşka bir şeyleri var. Tarihleri var. Ama yok yani. O tarihi okuyabileceğin hiçbir şey yok. Bakın gündüz gözüyle güzel gözüküyor. Akşam burada bayağı polis vardı, sürekli polis kontrolü. Şimdi önce planımız bir şeyler içmek. Yoğunluk aldım. Dışarıdayız. Burada çiçeklerin fiyatı bence böyle cool bir yere göre bayağı uygun. Ama yemekler pahalı. Yani menüler pahalı. Tadımlık tek mezeler falan değil de menüler bayağı pahalı. Buraya oturduk. Bugün başka bir restoranteyiz arkadaşlar. Bu köşeyi seçtik şu anda. Aklımızda çok fazla insan yok, müşteri yok ama yanımızdaki restoranta daha bu saatte kuyruğu görüyor musunuz? Bunların hepsi garson gelip onları içeri kabul etmesini bekliyor.
yemek için sıra bekliyorlar. Buradan çok güzel gözüküyor ağaçlarla falan. Vivi ile bugünkü içkilerimizi aldık arkadaşlar. Yemeği sona bıraktık. Ondan sonra bakacağız. Belki başka bir yere de geçebiliriz. Ama sanmıyorum. Burası gayet güzel. Böyle şey zannettim ben. Acaba gün batımı böyle pembe falan olur mu? Hani Kuşadası'nda falan oluyor. O gün batımını yaşar mıyız dedim ama yaşayamadık. Yani bu böyle açık mavi sonra kararıyor. O şekilde oluyor Barcelona'da. Üçüncü aperol şişesi söyledim arkadaşlar. Hafif kafa oğlum. Öncesinde zaten zekt içmiştik. İki tane cheeseburger söyledik. Bir de ne bileyim burada her şey çok küçük geliyor doyurucu olsun diye ekstra şöyle patatesli bir şey söyledik. Buna bir sos getiriyorlar değişik böyle yağlı mağlı. Güzel. Yağlı olduğu için tabii hem güzel hem doyuruyor. Bunu yedikten sonra planımız eve geçmek. Eve geçince de yarın yapacaklarımıza bakacağız. O yüzden bayağı yorulduk. Bebeğim de bayağı yoruldu. Sağ ol. Arkadaşlar bizim Airbnb için tuttuğumuz evi görüyorsunuz. Aslında fotoğraflarda çok daha büyük gözüküyordu. Mobilyaların eski olduğunu biz de fark etmiştik ama çok büyük gözüktüğü için işte böyle sanki inanılmaz bir salonu var. Ondan sonra işte yatak odası var. Ayrı başka bir tane yatak odası var. Ondan sonra çok büyük bir mutfağı var gibi gözüküyordu. Tabii ki değil. Gayet çok dar, küçük bir mutfağı var. Biz büyük gözüktüğü için tuttuk. Aşağı yukarı 780 euro verdik yani. 780 bir de küçük bir şey, bir sigortası, bir şey parası verdik hatırlamıyorum. 820 euroya bize denk geldi. Bu kalitede bir ev için aslında çok. Çünkü gerçekten ev çok temiz. Yorumlarda zaten yazmışlardı çok temiz oldu. Bir oğlanla annesi evin işlerini ayarlıyor. Buradan en azından şuradan gözükmüyor ama sokak önü bayağı açık burası. Olduğu mevki güzel. Daha sonra dışarı çıktığımızda göstereceğim tam kapıdan çıkarken. Şimdi bu masayı falan biraz boşaltacağım. Çünkü yemek yiyeceğiz. Kaç gündür dışarıda yemek yiyoruz. Hani şey dedik artık. Hani birazcık normal bir şey yiyelim. Hep fritöz, kızartılmış, odur budur. Zaten videolardan göreceksiniz ne yediğimizi. Bayağı alkol de aldık. Alkolü biraz azaltmamız lazım. Neyse bakacağız. Yani biz çok büyük olduğu için tuttuk ama çok küçük. Aslında çok küçük. Su İspanya'da zaten içilmiyor. Hep ekstra su almaya gidiyoruz. Fiyatları duş falan çok küçük. Yani şöyle göstereyim içine girmeden. Çok büyük gözüküyordu aslında ama şöyle. Allah için temizdi, iyi temizlemişlerdi. Ama mesela şu bugün duş yaparken şu şey 2-3 kere kırıldı. Takabildim onu. Takabiliyormuşum, böyle bir becerim de varmış. Yeni keşfettim. Hani bir tek böyle klozet ve işte kendi yani kremler o. Çok küçük. Ve çok aydınlık gözüküyordu. Çok aydınlık da değil. Komik bir şey daha göstereyim size. İlk gün fark etmedik ama ikinci gün fark ettik. Şimdi kapıyı kapatıyorsunuz. Ama kapının burada camı yok. Tabii bu yamuk yani. Bu cam buradan gitti gidecek falan. Bunu da böyle bantlamışlar. Tabii bunlar bize hiç söylenmedi. Sonra mesela kapı arkalarında bazı nasıl söyleyeyim tahtaları çıkmış falan yani. Ne deniyor ona bilmiyorum ama tahtası atmış mı deniyor, ne deniyor? Bunda değildi galiba, banyodaydı. Sonuçta çok temiz ama bakımsız, çok eski ve bu paraya değmez ama mevki güzel. Tam şey bir yerdeyiz. Şöyle anlatayım size.
sokağın altında Barcelonalılar, öyle söyleyeyim. Sokağın sağına doğru gittiğinizde de Peru'dan, Kolombiya'dan çok fazla inanılmaz göç almış şey Barcelona. Onu bu derece bilmiyordum yani. Hep görüyorsunuz Kolombiya bayrakları, Peru bayrakları, onların restoran, Meksikalılar falan. Mahallenin üstü öyle, aşağısı da Barcelona, öyle söyleyebiliriz. Şimdi yarın burada her yer kapanıyormuş. Her yer kapandığı için alışveriş yapmamız gerekti. Çünkü dini bir bayram var burada. Fiyatları şöyle söyleyebilirim size. Sevdiğim Dortos buldum. Fiyatlar valla bazı şeyler Almanya'dan daha pahalı arkadaşlar. Yani bizim için problem değil. Ama burada maaşlar İspanya'da düşük. Almanya'ya göre çok düşük. İnsan şöyle düşünüyor. Hani diyorsun, domates, peynir, hani güneş var, deniz var. Burada ucuz olması lazım. Almanya'ya bile İspanya'dan geliyor. Değil abi. Mesela mozzarella Almanya'dan en az yani yarım misli, yani %50 daha pahalı. Et aynı şekilde. Bir tek domates ucuz. Yeşillik pahalı. Ondan sonra makarna falan aldı. Cipsler pahalı. Şunlar mesela, şunlar Almanya'da üçlü. 70-80 sente bulabiliyorsun. Bu bayağı 1 euro, 2 euroya yakın yani. Bir tek alt tarafı konserve şey, bezelye, biraz değişiklik olsun diye artık makarna sosunu atacağız. Böyle fiyatlar pahalıydı doğruya doğru. Buzdolabının içine bir şey koyduk mu bilmiyorum ama belki Viviana koymuştur. Ha, biraz daha parmesan falan aldık işte. Çok da bir şey almamışız. Şeyler, kozmetikler çok pahalı. Yani şu 4.95'e satılıyor. Şeyde A Berlin'de. Bak şunu ben 4.95'e alıyorum. Burada 7.25. Kozmetik ürünleri çok pahalı. Yani burada yaşayanlar insan, İspanya fakir makir diyorlar ya, niye fakir olduğunu anlıyorsun. Şey değil. Hem az maaş alacaksın hem de yiyeceğe içeceğe çok para vereceksin. Çok mantıksız bir olan. Şu otomatik fiyatlarını falan geri koyduk artık. Çünkü burası o kadar küçük ki. Yani burada nereye sığdıracağız? Burada bir tane daha oda var. Temizleyelim mi dediler. Dedik ihtiyacımız yok. Temizlemeyin. Onlar da tamam dediler, temizlemediler. Bayağı yatağın üstü falan leş yani, öyle söyleyeyim. Ama oda kokmuyor. Valizleri açtık, buraya bıraktık. Şöyle girdiğinizde böyle gözüküyor. Burası giriş. Yani bu da çok komik. Bu da aynı. Bilmiyorum, bunu bir sanat çalışması olarak mı düşündüler yoksa bu ayna göçüyor mu bilemiyorum. Böyle bir ayna. Bunu da görmedik ilk gün. Nasıl görmedik anlamıyorum, artık yorgunluktan mıdır? Heyecandan, telaştan mıdır? Bu Vivian'ın ayakkabıları, kendi şeyleri. Bunun karşısında işte bir ayna daha var. Böyle gidiyorsunuz. Ondan sonra ev bu şekilde. Yine de iyi bence, çünkü bizim bulduklarımız yani köpek kulübesi gibi küçücüktür. Bunda en azından kaç tane oda var. Ha bak, burası şey için güzel, böyle 5 arkadaş geleceksin. 5 arkadaş için fiyat iyi ama biz bayağı iyi bir otelde kalabilirdik yani. Karşımızda da Perilla'nın restoranı var falan filan, böyle normal sıradan bir İspanyol sokağındayız. Şimdi burada kapatayım, birazcık Viviana'ya yardım edeyim.